gazeteci Farşit Baheryan'la beraber değerlendireceğiz. Efendim merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar efendim. Buyurun çok efendim. Teşekkür ediyorum. Efendim şöyle başlamak istiyorum. Dün maalesef ardı arda gelişen iki terör eylemi ve bizleri de üzen gelişmeler. Genel bir değerlendirme almak istiyorum efendim sizden. Ölü sayısı son olarak kaç olarak açıklandı? Yaşanan bu gelişmelerle ilgili neler söylersiniz? Bakın bu bir ilk olarak yaşandı. Yani iki patlama peş peşe 1,5 kilometre mesafe ile ve yaklaşık 10-15 dakika mesafe ile. Dolayısıyla bu tamamıyla sivil odaklı ve kurban odaklı bir patlama ya da bir terör eylemi olduğu aşikar zaten. Evet. Sonra iki çantadan bahsedildi. Birinci çanta zaten bir intihar eylemiydi ki zaten bugün açıklandı. İlk ölü sayısı, yükselen ölü sayısı 103'e kadar yükseldi. Ondan sonrası bugünkü açıklamalarda 84 olarak sabitlendi. Bu nicel anlamda 84 bir şey düşmesi anlamına eğer gelse bile, çünkü biliyorsunuz cesetler parçalanmış durumda ve her parçaya bazen bir ceset olarak saymış olabilirler. Dolayısıyla sonra DNA tespiti vasıtasıyla, testi vasıtasıyla bunlar 84 kişi olduğunu zaten ifade edildi. Ama nitel alanda bir şey değişmedi. Yani 84 ile 103 arasında bu işin vahametini değiştirmiyor. Yani sonuç itibariyle bu büyük bir saldırı. Şimdi tabii burada iki soru vardı. Biz dünden beri hemen hemen kaç, belki 10 tane program yaptık bu konu hakkında. Ve genelde bir soru var, ortak bir soru var. Kim yaptı? Yani bu arkasında kim var ve İran ne yapacak? Çünkü bakın, İran'ın yapacağı Gazze'deki savaşın seyrini değiştirebilir. Dolayısıyla hatta bölgenin geleceğini değiştirebilir. Dolayısıyla çok önemliydi. Bu soru çok soruldu. Biz defalarca bu ifadeyi kullandık. Tabii ki biliyorsunuz bir geleneksel bir konu var İran'da. Hatta Türkiye'de de bazen olabilir. Yani bir şey olduğu zaman bütün parmaklar hemen İsrail'e, Mossad'a ya da Amerika'yı gösteriyor kitapta. Bu bir geleneksel. Yani biz buna siyasi gamze deriz biz. Yani yarattığımız kendimiz bir terimdir. Fakat dün itibariyle biz bunun, yani İsrail'in boyu, İsrail'in gücü böyle bir şey kalkışmasının yetmeyeceğine anlamına gelir. Biz ifade kullandık. Yani İsrail iki cepheyi birden açmaz. Yani bir gece Lübnan'da saldırı düzenliyor, ertesi gece de İran'da ve dolayısıyla iki cepheyi birden açması, Hamas'ı baş edemedi, iki cepheyi birden açması, her ne kadar İsrail şu anda kabinesi akılsız bir kabine ise, ama bu kadar yani aptallık da olamaz. Dolayısıyla biz İsrail bunun arkasında, ha toptan bakarsanız yani küreselciler bunun arkasında var, o başka bir şey. Ama İsrail'in tam arkasında olmadığını da ifade kullandık. Sonra ikinci parmak, yani gösterilen parmakla Amerika'dır. Ben Amerika'nın bir seçime yakın olduğuna ve Amerika yavaş yavaş bölgeden sığınmayı çalıştığını ve orada zaten İsrail'e bir şekilde yalnız bırakacağını da düşünüyorum. Yani düşünenlerden biriyim. Dolayısıyla Amerika'dan bu şekilde buraya bu saldırıyı düzenlemez ya da bir şekilde yaptırtmaz. Çünkü niye? Amerika bunu yaparsa İran'a savaşı çekmiyor. İran arsasını savaş haline dönüştürüyor. Evet. Bu büyük bir bataklık olacak. Dolayısıyla Amerika'yı da ben bu şekilde muaf tuttum. Bu yani düşünce itibariyle söylüyorum. Muaf tuttum. Ve parmakları başka ülkeye gösterdik daha doğrusu. Telaffuz ettik ama şimdi de gerek de yok. Telaffuz ettik. Fakat dün herhangi bir DAEŞ'in açıklaması yoktu. Yani dolayısıyla biz başka devletten, yani kim Gazze Savaşı'nı şu anda kaybediyorsa, ya Gazze Savaşı'nın arkasında sığınıp da başka savaşları körüklemeye çalışıyorsa, dolayısıyla bunlardan bir tanesi olabilir diye ifade kullandık. Evet. Bugün haber aldık ki DAEŞ grubu, daha doğrusu terör grubu, bunu üstlendi. Bu çok fazla bir şey değiştirmiyor. Çünkü bakın, DAEŞ'in kuruluş felsefesine bir baktığınız zaman sonuç itibariyle dış güçler vasıtasıyla kurulmuş bir örgüttür. Yani DAEŞ ve PKK ve YPG, PYD arasında bir fark yok ki. Bunların buna bir piyon olduğunu herkes biliyor. Bunlar paralel askerdir. Kim para veriyorsa açıklama yaparlar. Kim para veriyorsa onun için savaşırlar. Dolayısıyla benim için, yani benim şahsi fikrim, yani verilere göre analiz yaptığım takdirde DAEŞ'in üstlenmesi benim için bir şey değiştirmiyor. Bunun arkasında bir devlet var. Bir kolektif bir çalışmadır. Yani tek başına bir grubun gelip de... Peki Farşit Bey, şöyle bir soru sormak istiyorum. Tabii İslam ülkelerinden taziye mesajları, Türkiye'den taziye mesajları peş peşe geldi. Amerika medyası, İsrail medyası bu olayı nasıl gördü efendim? Amerika medyası şu şekilde. Amerika zaten bir şekilde üzüldüğünü ifade etti. Ama Amerika'nın bunun arkasında olduğunu biraz gülünç olarak nitelendirdi. İsrail'e soruldu. Yani askeri yetkilisinden bu soru soruldu.
Biz arkasında değiliz dedi. Çünkü biz Gazze Savaşı'na odaklandık dedi. Evet. Yani biraz kurnazca bir cevap verdi. Arkasında değildi. Çünkü bakın kimse üstlenmeseydi zaten İsrail'in işine gelecekti. Yani hiç kimse bunu üstlenmese sanki bütün parmaklar İsrail'e gösteriyor ve faili mecbur bir cinayete dönüştürüyor. Evet. Dolayısıyla İsrail kaçındı. Cevap vermekten kaçındı. Dedi ki biz Gazze'ye yöneldik ama Amerika onun yerine cevap verdi. Dedi ki İsrail'le ilgili, İsrail'in yaptığı ile ilgili herhangi bir emare yoktur. Yani birbirini biraz savundular. Evet. Burada ben tekrar söylüyorum. İsrail'in boyu ve gücü yetmez bunun için. Nitekim tekrar söylüyorum. Yani bu ateş çemberi içinde bu kadar alevlendirmesi ve benzin atması bu ateş üzerinde çok da yani İsrail işine gelmez. Tekrar söylüyorum, gelmez. Dolayısıyla ben tekrar söylüyorum. Bunun içinde arkasında devlet var. Bu devlet Amerika devleti değil, İsrail zaten devlet değil. Biz ona proje bile söylüyoruz. Devlet, bırakın devlete, rejim bile değil yani. Çünkü evet, akılsızca, rasyonel olmayan bir grup yani bir terör örgütü gibi bir şey. Dolayısıyla bunun arkasında biri var. O biri zaten İsrail nedeniyle kaybediyor. Ve dolayısıyla Gazze Savaşı'na baktığın zaman güçler savaşı, koridorlar savaşı, enerji savaşı orada zaten devam ediyor. Ve Hamas tek başına dünyaya karşı, globalizme karşı mücadele veriyor. Ve dolayısıyla onlardan bir tanesi olması gerek. Her ne kadar DAEŞ üstlendiyse, DAEŞ de biliyorsunuz paralı bir askerdir. Siz para verirsiniz, sizin için konuşur. Ben veririm, benim için konuşur. Bana göre. Evet efendim, buyurun. Dinliyorum. Peki Farşit Bey, şunu da sormak istiyorum. Tabii İbrahim Reis'in bugün birçok açıklaması vardı. En net açıklaması da bu karşılıksız kalmayacak, intikamı alınacak şeklinde açıklamasıydı. İran'ın tutumu şimdi neler olacak efendim? Nasıl adımlar bekliyorsunuz? Bakın terör saldırısı konusunda, özellikle sivile hedef alan terör saldırısı konusunda belki bölgedeki en daha tecrübeli ülke Türkiye sayılabilir. Yani siz bu işin ne olduğunu çok iyi bilirsiniz. Evet. Bize de birkaç senedir zaten bunlar yani başlamaya başladı daha doğrusu. Eskiden devrimden sonra bir takım yani içeriden bir takım terör eylemleri oluyordu ama dışarıdan gelip de biri yaptığı zaten yoktu. Birkaç senedir oluyor zaten. Fakat burada mesele şu. Düne kadar DAEŞ yoktu. Düne kadar herkes devletlere gösteriyordu. Ve İran bir şekilde sert bir karşılık vereceğine ifadesi vardı. Hatta piyasa biraz tedirgin oldu. Acaba ne olacak eğer bir İran savaşa girerse? Ki biz açıklamalarda böyle bir şey olmayacak. Çünkü bakın bu terör saldırısı 3. ya da 4. nesil bir saldırıdır. Yani biri gelip de bir çanta ya da bir intihar saldırısı bulunuyor, bombayı koyuyor ve insanları patlatıyor. Orada herhangi bir askeri bir tesis falan bile yok. Hiçbir şey yok orada. Sadece insan var. Üçüncü ve dördüncü nesil savaşı İran hiçbir şekilde yani bu nitelikli cevap vermez. Buna beşinci nesil savaş verilmesi gerekiyor. Akıllı bir şey, hibrit bir şekilde cevap verecek. Bu hibrit bir biyo terörü olabilir, bir siber saldırısı olabilir. Evet. Yani başka türlü, yani İran kalkıp da tekrar söylüyorum, yani bunu daha önce de söyledim. İran kaç tane füze atıp da hiçbir şekilde bu savaşın yayılmasını istemez. Çünkü bakın İran 7 Ekim itibariyle bu Gazze Savaşı'nın başlar başlamaz ölçülü ve itidarlı davrandı. Ve kendini zor tuttu. Gerçekten zor tuttu İran. Birçok devlet dışı aktörler ve hatta birçok bölge dışındaki aktörler İran'ı bu savaşa çekmeye çalıştılar. Hatta Türkiye'yi çekmeye bile çalıştılar. Ama İran biraz itidarlı davrandı ve akıllı ve rasyonel bir şekilde davrandı. Dolayısıyla girmedi. Bu saatten sonra da İran bu savaşa girmemeye çalışacak. Bakın Hasan Nasrullah bile bunu söyledi. Cevapsız kalmayacak ama hemen cevap vermeyecek. Evet. Bir ifadesi geldi. Dolayısıyla Hizbullah da bu şekilde İran'a istişare etti ve bir şekilde rasyonel bir cevap verdiler. Bu cevapsız kalmayacak. Ben de bunu biliyorum. Ama zamanı gelmesi gerekiyor. Şu anda her şey taze. Yani taziyemiz var. Cenazeler taze. Bunun bir takım vazifeler var. Bunların yerine getirilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ondan sonra bu konuyla alakalı da bir soru sormak istiyorum Farşit Bey. Buyurun. Gerçekten üzücü bir gelişme, ciddi bir can kaybı yaşandı. Tabii. İran halkının bu konudaki durumu, tutumu nasıl efendim, tepkiler nasıl, neler söylersiniz bununla ilgili? Hemen söyleyeyim. Bakın çok güzel bir soru sordunuz. Bir şekilde cevap vereyim. İran Gazze Savaşı'na girip girmemesi halk nezdinde ya da halk tarafından herhangi bir alacaklısı yoktu. Yani çok fazla yoktu. Yani belki sorarlardı. Ama şimdi burada bir alacaklısı var. Yani halk
Bunun cevabını bekler. Çünkü 84 kişi ölü. Bakın daha ölü sayısı artabilir yani bu kadar. Kesinlikle. Bunu tabii. Yaralılar bunu var çünkü. Evet. Muhakkak efendim. Hı hı. Bu kaç bin kişiyi alakadar ediyor. Ve kaç bin kişiyi alakadar ettiği takdirde devlete hesap soracaklar. Siz bu cevabı nasıl verdiniz? Ne ölçüde verdiniz? Tabii burada yani daha doğrusu milli güvenlik ortamında bir şekilde cevap verecek şeklinde yani halkı açıklamak üzere bir şekilde cevap bekleyecekler. Bu farklıdır. Yani Gazze evet. Savaşı farklı. Bu farklı. Tekrar söylüyorum yani burada artık bir alacaklısı var. Devlet mecbur buna cevap verecek. Çünkü vermezse bir sonra ve ilerleyen dönemlerde halkı karşı mahcup olacak. Dolayısıyla verecek. Ama bu hemen bir iki gün içerisinde bir cevap verelim ya da DAEŞ'i ortadan kaldıralım gibi bir anlamına gelmiyor. Ama DAEŞ'i biliyorsunuz. DAEŞ bugün takım elbise, kravat belki giyinebilir. Yarın başka bir türlü kıyafet. DAEŞ paralı bir askerdir. Bugün Amerika için çalışıyor. Yarın İngiltere için çalışıyor. Dolayısıyla kim para verirse onun için çalışacaktır. Evet. O bakımdan bundan intikam alması ya da bu şekilde cevap vermesi DAEŞ'e kolay değil. Çünkü DAEŞ'in kim olduğu da tespit etmesi biraz zordur. Yani evet. O bölgeyi siz daha iyi biliyorsunuz. Hı hı. O bakımdan cevap verilecek ama zaman alıyor diye ifade edebilirim efendim. Peki evet. Farşit Bey çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür eklemek ederim. İstediğiniz bir şey var mıdır? Ben tabii ki burada bunu söylemek istiyorum. Biz Orta Doğu'da yaşamakla mahkum değiliz. Bu bizim bölgemiz. Yani bu bir mahkumiyet değil. Biz barış istiyoruz burada. Evet. Yani her halükarda barış istiyoruz. Bu güçler, yani bu bölgedeki güçler Türkiye, İran, Suriye, Arap bir araya gelmesi gerekiyor. Evet. Bu, bizim aramızdaki mesafeden dolayı bundan faydalanıyorlar. Biz bir araya gelmezsek bu terör saldırılar daha çok devam edecek efendim. Teşekkür Peki ederim. Peki efendim tekrar tekrar geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sizlere de iyi çalışmalar, iyi akşamlar. Sağ olun. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, İranlı gazeteci Farşit Baheriyan bizlerle birlikteydi. İran'daki saldırılarla ilgili son gelişmeleri kendisinden dinledik. Bölgedeki sahadaki son durum ve diplomatik görüşmelerde Farşit Bey bize aktardı. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz ve İran halkına da tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.